360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben diyetisyen Merve Bilgi Atalay. Diyet Günlüğü programında bugün tatlandırıcıları konuşacağız. Pek çoğumuz kalori tasarrufu yapmak adına tatlandırıcı kullanmayı seçiyor. Fakat doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Bunu hiç bilmiyoruz. Doğru yapıyoruz gibi düşünüyoruz ama pek çoğumuz aslında yanlış yapıyoruz. Bu programda size bunları anlatacağım. Şimdi bizim pek çok tatlandırıcı türümüz var. Bunların ismi çok da mühim değil aslında. Hepsi birbirine yaklaşık. Birisi şekerden 300 kat fazla, işte birisi 180 kat fazla, birisi 250 kat fazla derken pek çok çeşidi var. Sanayi geliştikçe işte şeker alternatifini üretelim ya da işte şeker biraz daha değerli. Onun haricinde işte şekerden bir kaşık koyacağımıza diğer tatlandırıcıdan böyle kaşığın ucuyla bir çimdik koyduğumuzda çok daha fazla tatlandırabiliyoruz diye düşünülüp pek çok tatlandırıcı üretilmiş. Fakat bunların zaman içinde vücut için zararlı olduğu ortaya çıkmış. Mesela siz işte çayınızın içine böyle tatlandırıcı pıt pıt atıyor olabilirsiniz. Bunun içeriğine bir bakın. Stevia harici diğer bütün tatlandırıcıların hiçbirisini, yapay tatlandırıcıların hiçbirisini ben kesinlikle önermiyorum bir diyetisyen olarak. Lütfen tatlandırıcı kullanıyorsanız bunu bırakın. Hatta ben stevia'yı da günlük olarak sürekli kullanmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Niye? Nedenlerin hepsini sizinle paylaşacağım. Şimdi ilk olarak sizinle bir gazlı içecek örneği üzerinden gitmek istiyorum. Vücudunuza zero, light tarzında hiç içinde şeker barındırmadığı iddia edilen bir ürün alıyorsunuz. İçiniz rahat çünkü kalori bölümünde sıfır yazıyor ve içtiğinizde ferah hissettiriyor, şekerli, sizi doyurduğunu hissediyorsunuz. Ben olsam ben de içerim ki zamanında yaptığım hatalardan bir tanesiydi. Yemeğimin yanında beni de tok tutuyor hazır içmişken de. Neden içmeyeyim diye soracaksınız bana. Neden içmeyeyim biliyor musunuz? Çünkü siz vücudunuza işte o tatlandırıcı içeren zero ya da light olan ürünü içmeye başladınız, vücudunuza aldınız. Midenize geldi. Beyin diyor ki şeker salgılı, şeker aldı. Bu kişi Merve ya da Ahmet Mehmet şeker aldı. İnsülin salgıla. İnsülin bizim için kan şekerini düşürmemizi sağlayan bir hormondur. Şeker yok vücutta ama pankreas insülin salgıladı. Şeker yoktu. Kan şekeriniz şu durumdaydı. Yükselmemişti. Kan şekeriniz buradaydı. Kan şekeriniz aşağı düştü insülin salgılandığı için. İnsülin kan şekerini düşürür. Aşağı düştü. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz durduk yere kendinizi acıktırdınız. Yani bu öğünde yediğiniz yemek normal olabilir ama bir sonraki öğünde çok daha fazlasını yemenize sebep oldunuz. Ya da arada mesela işte durduk yere siz sürekli zero light şeyler içiyorsunuz şekersiz diye. Bu ne yapar? Bir sonraki öğünde tatlı ihtiyacını perçinler. Niye? Siz sürekli vücuda şeker sanılan bir gıda atıyorsunuz. Vücutta şeker yok, insülin salınımı sürekli oluyor ve bunun sonucunda ne oluyor? Vücutta bir alarm başlıyor. İnsülin direnci başlıyor bir kere. Şeker hastalığının ilk adımı atılmış oluyor. Bunu geçtim. Bunun yanında bir de bir sonraki öğünde çok daha fazla yeme ihtiyacı hissediyorsunuz. Siz kalori tasarrufu yapıyorum sanarken vücudunuza çok ciddi yanlış etkiler yapıyorsunuz. Hastalanmaya sebep oluyorsunuz. Bu yüzden lütfen light olan içecekleri bir kenara bırakın. Bunlara zero'lar da dahil. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Siz doğal olanları tüketmeye çalışın. Çok seviyorum, vazgeçemiyorum, dayanamıyorum diyorsanız da haftada bir gün bir kez diyorum içebilirsiniz ama zaten uzun vadede şunu göreceksiniz. O öğünde içtiğiniz öğünden sonra acıkma oranınızla içmediğiniz öğündeki acıkma oranınız bir değil. Bunu kendiniz de test edin, onaylayın. Çünkü pek çok kişi size zero ürünler tavsiye edebilir, light ürünler tavsiye edebilir. Çünkü böyle düşünüyoruz. Düşününce evet kalori kısıtlaması yapıyorum. Bolca bir şeyler içmiş oluyorum. Ne güzel diye düşünüyoruz ama kesinlikle bu bir kandırmaca. Şimdi bir de stevia'dan bahsedelim. Niye ben böyle ayrı tuttum stevia'yı? Diğer tatlandırıcıları farklı tutarken stevia'yı niye ayrı tuttum? Çünkü stevia'nın farklı bir özelliği var. Yüzyıllardır kullanılan, özellikle Güney Amerika'da çok fazla kullanılan bir ağacın yaprağı. Yani bu bir bitki.
şeker otu denilen bir bitki. Nasıl bizim şeker pancarımız varsa onların da işte o otları var. O yüzden bu yapay tatlandırıcıların arasına girmiyor ama yine de işte daha az kalorili olduğu için ve çok daha fazla şekerden kat ve kat şekerli olduğu için lezzet anlamında kalorisi çok düşük tabii ki şekere göre. Olduğu için çok fazla kullanılmaya başlayınca ne oluyor? Vücutta şeker bağımlılığı oluşturabiliyor. Yani siz daha fazla damak tadınızı şekere yatkın hale getiriyorsunuz. Bu da ne oluyor? Uzun dönemde daha fazla şekerli, daha fazla karbonhidratlı, daha fazla lezzetli. Sizin için daha fazla lezzetli beslenmeye yetebiliyor size. Normal bir peynirden, zeytinden, normal şekerli bir kekten aynı tadı alamamaya başlayabiliyorsunuz. Bu yüzden her şeyi dozunda kullanıyoruz. Ben pek tatlandırıcı kullanmam. Daha çok bal, pekmez bunları pişirmeden tabii ki kullanırım. Ya da pişireceksem eğer genelde programlarda görüyorsunuzdur zaten hurma özü. Hurmayı biliyorsunuz suyla blenderdan çekip kullanıyoruz ya. O şekilde kullanmaya çalışırım. Ya da bazen hani normal şekerle de tabii ki yaptığımız oluyor. Ama tatlandırıcı kullanacaksak da stevia kullanabiliriz. Lezzeti de kötü olmuyor. Size bu programda bunu göstereceğiz. Güzel bir sağlıklı, lezzetli, az kalorili, çok düşük kalorili bir kurabiye yapacağız. Nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Yulafımız var. 1 su bardağı kadar yulafımız var. Yulaf ezmesi şeklinde. Siz bunu isterseniz blenderdan geçirip yulaf unu halinde de yapabilirsiniz blenderdan geçirip. Ama ben böyle tane tane kalan ezme şeklinde olan yulafları çok seviyorum. Ayrıca yulafı neden daha fazla kullanıyorum? Yulaf mide bağırsak sistemimiz için gerçekten iyi bir besin. Bizi tok hissettiriyor, tok tutuyor, lif anlamında kabızlığımızı engelliyor. Bu yüzden yulafı çok seviyorum. Yulafı bol bol kullanıyorum. Tabii buradaki yine doğal olması çok önemli ve içinde şeker barındırmaması çok önemli. Bazen böyle yine marketlere gidiyoruz, granola tarzı şeyler alıyoruz. Sanıyoruz ki sağlıklı ama kesinlikle sağlıklı değil. Bunlar mesela işte bir de mısır gevrekleri var. Hazır bu yulaf ezmesini göstermişken birazcık ondan da bahsedeyim. Mısır gevrekleri kesinlikle hiç kabulümüz değil. Çünkü onlar da bizim, mısır zaten adı üstünde, cornflakes. Bunlar da bizim kilo almamızın temel sebebi. Yulaf, 1 su bardağı kadar yulaf ezmemiz vardı. İçine bir tane yumurta kırıyorum. Bu pişen bir tarif bu arada. Bir tane yumurtamı kırdım. Hemen ellerimi sileyim. 1 çay bardağından birazcık az sütüm var. Burada inek sütü kullanıyorum ben. Ama işte süt içiyorum, karnım şişiyor. Kötü hissediyorum kendimi diyenler. Laktoz intoleransınız var diye. Yani sütün içindeki laktoz karbonhidratınızı bağırsaklarınız sindiremiyordur. Ne yapacaksınız? Ya laktozsuz süt alacaksınız ya da badem sütü, işte soya sütü ki soya sütü benim çok sevdiğim bir süt değil. Çünkü soya en GDO'lu besinlerden bir tanesi. Mısır da aynı şekilde. Demin o mısır gevreğini istemiyorum dememin temel sebebi buydu. Badem sütü ya da inek sütünün laktozsuz halini kullanabilirsiniz. Yumurtamı koydum. 1 çay bardağından biraz az sütümü ekledim. Yulaf ezmemi koydum. Şimdi kakao geliyor. Kakao 2 yemek kaşığı kadar kakaom var. 1 tatlı kaşığı kadar da Türk kahvem var. Bunu isteyen hem filtre kahveyle de yapabilir. Kurabiyelere kahve katmayı çok seviyorum. Çünkü bence o kahvenin aroması kurabiyeye hem iyi geliyor hem de bu zaten çok az şeker kullanıyoruz ya biz. Orada değişik tatlara biraz daha baskın tatlara ihtiyacımız oluyor. Zaten emin olun daha az tatlandırıcı kullanmaya başladığınızda yani kalorisiz olsa da şu an beni ekran başında bana söz vermenizi istiyorum. Kesinlikle çayınıza kahvenize tatlandırıcı atmayın. Bu yapılan en büyük yanlış. Yani kesinlikle tatlandırıcı kullanmayın çayda kahvede. Her gün her dakikada tatlandırıcı atmanız sizin daha fazla bel bölgesi çevrenizi yağlandırmanıza sebep olur. İnsülin direncini tetiklemenize sebep olur. Bunu açıkça söyleyebilirim. Şimdi bu biraz hafif cıvık oldu ama bakalım kuru yemişlerden sonra
ne durumda olacak ona göre birazcık daha yulaf eklemesi yapabiliriz. Kuru üzümlerimiz var. Ben bunları böyle tane tane atıyorum. Kajumuz var. Çiğ kaju. Kuru yemişlerin çiğ olmasındaki temel sebebimiz şu. Aslında kalorileri aynı. Yani çiğ ile pişmişin arasında bir fark yok. Kavrulmuşun arasında bir fark yok. Sadece kavrulmamışlar, bunlar yağ sonuçta. Yağ olarak çok daha zengin ve yanmamış oluyorlar. Biz hiçbir zaman yanmasını istemeyiz hiçbir yağın. Bu yüzden bunları da birazcık böyle bütün bütün atıyorum. Kurabiyenin içinde özellikle bütün tatlar daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Bu arada bunu çok fazla pişirmeyeceğiz yine fırında. 170 derecede şöyle bir 10-15 dakika kadar zaten siz onu fark edersiniz. Pişirmeniz yeterli olacaktır. Cevizimizi eziyoruz. Hafif blenderdan da geçirebilirsiniz. Bademlerimizi çiğ çiğ atıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağımız var. Tatlılara Hindistan cevizi yağı çok güzel yakışıyor. Bir yemek kaşığı kadar da stevyamız var. Stevyayı da bunun içine katıyoruz. Ve şimdi karıştırıyoruz. O kadar tozu çıktı ki ve resmen tozundan böyle yaptığım zaman tatlı geldi. Yani düşünün şekerden kat, hani şekeri de böyle büyük bir poşeti boşalttığınızda tozu bile sizin ağzınıza hafif hafif bir şeker tadı bırakır ya. Bu bir yemek kaşığı ağzında inanılmaz bir şeker tadı bıraktı. Buradan da ne kadar şekerli olduğunu görebiliyoruz ama dediğim gibi işte stevyada şöyle bir iyilik var. Doğal. Yani sonuçta yetişen aynı şeker pancarı gibi yetişen bir bitki. Bunun içine ben birazcık daha yulaf ekleyeceğim. Sanırım biraz yulafım az geldi. Evet, yulafımı biraz daha ekledim. Hatta bunu elimizle de yoğurabiliriz. Elin lezzeti geçtiğinde de çok güzel oluyor. Bunu böyle biz top top bırakacağız şimdi tepsimize. Fırınımızı hazırladık. Fırın tepsimiz. Fırın tepsimize bunları şöyle top top koyacağız. Böyle şekilsiz olacaklar zaten. Böyle duran şeyleri ben çok beğeniyorum. Evet, hazır. Şimdi biz bunu fırına gönderiyoruz. Hatta şu suyundan biraz üstlerine hafif hafif ekleyebilirim. Bakalım tadı nasıl olacak. Şimdi bunları bu şekilde dağınık şekilde koydum ben. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Tepsiye böyle full koyabilirsiniz. Sonrasında kesebilirsiniz. Çok lezzetli, sağlıklı, az kalorili bir kurabiye tarifimiz oldu. Şimdi bunu ben fırına vereceğim. Umarım bu bölümde anlattıklarım küçücük bir pencere açmıştır hayatınızda ve tatlandırıcıları şöyle birazcık köşeye doğru itmenizi sağlamıştır. Çünkü sizin hayatınız çok değerli, çok önemlisiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.